Evet, bilgisayarın tarafı. Beşiktaş 1, Cenk Tosun'un kafa golüyle Beşiktaş. Sen bu bilgisayara verileri girdin. Sen bu bilgisayarda verileri karıştırdın, ben, verdin. Saçmalama. Bir şey söyleyeceğim. Buna ben karışamıyorum. Ben müdahale edemiyorum. Bizim bu konsol oyununa göre Galatasaray 0 Beşiktaş 1. Konsol konsol yarın Tosun çıkacak. Atıyor golü 81'de 82'de. 60 bin taraftar sıkacak. 160 bin. Sıkışacak. 160 bin. Yarın biraz sıkışacak taraftar. 60 bin. Niye bari? 60 bin kişi. Galatasaray Beşiktaş'a 1-0 geliyor. Konsol oyununa göre sevgili seyirciler. Ole ole ole. Şu ana kadar hepsi tuttu. Verdiğimiz bütün maçlar tuttu. Bakalım bu olacak. Ertem niye bağırıyor ya? Bilmiyorum. Abi havaya girdi. Havaya girdi. Bak gol böyle geliyor. Senin dertlerinden sıkıldı. Rasim bak gol böyle geliyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Rasim bak diyor. Bak Rasim. Sana acilen yaşam koçu tavsiye ediyorum. Ambo. Ambo Recep. Ambo Recep. Ambo, Ambo, Ambo. Hocam efsane ya. Bunlar efsane. Tanıştıracağım hocam seni. Ertem yarın. Tanıştıracağım. Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da. Sana yaşam koçu lazım. 60 bin kişi olacak. Rasim. Eskine izin verin. Dur ciddi be. Ambo Recep'ten bahsediyoruz. Ambo Recep. Ambo Recep getir bize Siirt yemekleri. Siirtli mi? Gidelim. Siirtli her şey tamam. Ne yemekler var? Siirtliyem ezelden. Ama Urfalıydı. Seni kınıyorum. Niye abi? Niye burada Ahmet Hoca gibi bir yorumcu var? Ahmet Hoca'nın görüşlerini hiç almadın ya. Ahmet Hoca'nın çok güzel görüşlerini yaptı. Kim girdi? Ambo Recep girdi abi. 60 mi diyor? Şeyin kapasitesi 60 mi? Evet, evet. Bak, saatlerin şunu dinle. Ben eskide bir saniye. Ali Samiyen 22 bin kişilikti. Orada 30 bin kişi olduğumuzu bilirim. Soracaksın. Tamam, yarın biraz Galatasaray taraftarı sıkışacak. Ya eskiden ne güzel yaparlardı. Maça 10 dakika kala aç, giren girsin. Kapıları aç. Öyle yarın mi? Lazım abi. 60 bini zorla illa. Ya saçmalama Rasim. Allah'ını seversen bir kriter var. Türk nasıl 60 bini zorlayacaklar olur mu? Türk Rasim futbolunda her şey... Türk futbolunda her şey çok medeni gidiyor da. Statlarda oturma düzeni mi medeni olsun? Beni konuşturmayın. Türk futbol düzeni barbar bir düzendir. Gayrimedenidir. Biraz statta da sıkışsınlar. Türk taraftarı eskiden taş yerde otururdu. Doğru mu sizin zamanınızda? Ayakta, taşta. Ayakta. 22 bin kişi çıksın, 30 bin kişi çıksın. Dur da bir hocaya soralım. O ne diyor maçla ilgili ya? Girsin herkes. Serbest. Bir senin iddiaya girdik mi? Hani neyine girdi? Celal Suriye'de neyine girdi? Sakalına girdi. Sen hepsini kesecek misin? Evet. Yarın... Sakalına o salon mevcudun inisiyatifi. Nasıl ve yani? Düzelttik mi seni komple kesecek bizim, mi? Bizim ilgili reklam firmasının talebiyle. Ya kardeşim biz reklam firmasının talebiyle girdik. Allah müstakkısı versin. Nasıl ya? Kıvırıyor musunuz? Firmanın talebiyle firmanın girdik. Firmanın talebiyle girdik kardeşim. Kendi kendimize girer miyiz? Burası, burası ekmek teknesi. Reklam firması kanalımıza o yüz binlerce doları koydu. Biz almadık Allah'a var. Dedi ki sizden bir şey talep ediyoruz dedi. Buyurun dedi 150 bin dolar nakit. Yani uyduruyorum şimdi bilmiyorum ne kadar oldu. Ama dedi ki Sinan Engin'le Rasim Ozan sakalına girsin. Hatta ben Sinan'ın sakalı Sinan yok abi, ya. Hazır sakal yok. Olan benimkini olacak dedi. 27 yıl verseniz 27 yıl. Yani firma firma istediği için girdik ama... Hayır. Pilavdan döneni kaşığı kırılsın. Girdik. Dün gittim Mevlüt bıraktı bunu. Dedi kalsın bu abi dedi. Ama hocam adalet olmaz ya. Yani. Dedim baksana dünya. Ya zaten ben onu dedim. Bak dedim ki bu reklam firmasının müdürüne. Ya dedim kardeşim bende eşek gibi sakal var. Ya ben de, yok. Ama bende var. Hatta dedim ki Ertem'le girelim dedi. Ama Rasim bende var. Ertem moderatör dediler. Rasim bende var. Ertem'in de var. Bende sakal yok. Rasim evet. Bense Snyder'e geldi. Tebrik etti. Söz aldı. Son antrenmandan görüntüler Sayın Başkan Dursun Özbey'in Florya'da Metin Oktay tesislerinde son antrenmanda Galatasaraylı futbolcuları ziyaret etti. Ne olur yarın Galatasaray'a kaybederse? Rasim yarın Galatasaray'a kaybederse ne olur? Aa bayılır Rasim. Yarın Galatasaray kaybederse ortalık karışır, lig biter, ligin heyecanı kalmaz, reytingler düşer. Tamam mı? Algı hakemler yapıyor. Mutlu olmaz. Algı yapıyor. Bu maçta Galatasaray'ın yenmesi Beşiktaş'a çok zarar vermez. Ama aksinde Türk futbolunda çok ciddi kayıplar olur. Beni dinleyin. Oho. Evet bir kez daha belirtelim. Konsol oyununa göre, konsola göre yarın Cenk Tosun'un attığı golü Beşiktaş 1-0 kazanıyor. Alıversin 3-2 Ertem. Nasıl? Alıversin 3-2. Alıversin. Bu maç 1-0 bitmez.
Ben bak, gerçekçiyim. Bir şey söylüyor. Bu maç 1-0 bitmez arkadaşlar. 3-2. Bu maç gollü biter. Galatasaray 3-2. Bu maç gollü biter. Gollü biter. Hocam üst mü diyorsun? Ne o çok gollü? Hocam üst mü? Hocam içerisinde Martin 4 kırmızı kart olacak. Şimdi futbol çok enteresan bir spor. Normal şartlar altında. Kadro olarak, tempo olarak, yaratıcı olarak Beşiktaş'ın Galatasaray içinden geçer. Beşiktaş yenerse ne yine heyecanlı kalır. Beşiktaş'ın Galatasaray içinde. Fakat Beşiktaş Galatasaray'dan daha iyi takım. Beşiktaş Galatasaray'ın daha formu. Ona bir takım. Laf eden var mı? Daha. Ama sanki içimden bir ses. Evet hocam. Çok yapma. Tuhaf bir ses. Deme hocam ya. Maçı 2-1. Dönem içinden. Galatasaray kazanacak. Müneccim Ahmet Çakar. Eğer bu Beşiktaş'ta bu Galatasaray yeniliyorsa şampiyon olmasın kardeşim. Eğer şu Beşiktaş'ta şu Galatasaray yenemiyorsa hani gecenin bu saatte konuşmayacağım benim konuşum. Ayıp ya. Bana dedi ki müsaade eder misiniz? Şu Galatasaray yenemezsek ayıp ben size. Müsaade eder misiniz? Yazın. Sinan. Alt yazı yaz. İddia oynayacaksam şunu yazarım. Bana bir şans deseydin. Neden geçmeniz lazım? Müsaade edin be abi. İçim şunu oynarım. Beşiktaş yenilmez. Bu işin bilimsel analizi Beşiktaş yenilmezdir. Yani ya berabere biter ya 2 biter. Aynen öyle. Tamam. 0-2. Fakat 0-2. Evet. Fakat içimde çok tuhaf. Gene pis mi? Ses. Birkaç gündür. Kemal Kılıç gibi oldum. 2-1 Kemal abi gibi oldum. Fonda hep Yasin'i görüyorum. Çok garip bir şekilde Yasin'i. Dur. Tamam mı? Evet. Schneider'i görüyorum. Bizim çocukları görmüyor musun hiç? Sizin çocuklar mı? He. Sizin çocuklar mı? Kuvanezma, Muvanezma, Babeli, Taliska hep onları görüp gözünün önüne gelmiyor mu hiç? Tekrar söylüyorum. Beyler, Beşiktaş'ta Galatasaray tarafsız sahada 20 maç yapsınlar. Beşiktaş. Büyük çoğunlukla Beşiktaş'ın hakimiyeti ve galibiyetiyle biter. 20 maçın 12 tanesi Beşiktaş kazanır. Hocam sen müneccim bilmem ne ziyemiş adamsın. Normal şartlarda bu maça iddia oynayacak olsam beraberlik ve Beşiktaş'ı geldi. Hocam bazı 10 bin dolar daha sana. 0-2 oynarım. 0-2 dolar oynarım. Yasak pardon. Lakin. 35 bin lira koy. Lakin içimden pis bir ses. Maçı Galatasaray'ın. Hem de çok çabuk bir golle. Öne geçeceğini. Hocam maçı 2-1 Galatasaray tarafından kazanılacağını. O Yasin'in buradan saçları buradan keşfe. Sinan en iyi de sakallar gidecek. Sinan en iyi görüyorum. Ter çıktı. Zaten az bir şey. İki görüyorum ter çıktı. Hır var görüyorum. Hır görüyorum. Hocam. Ben de. Hırın kralını görüyorum. Ben de buradan diyorum ki şu an Ümraniye'de kampta. Haklısın. Bir şey söylüyorsunuz. Allah Allah. Beşiktaş ne abi? Yapmayın çocuklar ya. Nasıl bu? Yapmayın ya. Şu Galatasaray takımı yani yapmayın. Yense de. Bak bir diyeyim ki. Diyelim yendi. Haftaya Antalya'ya gider, Antalya'yı yenemez. Yani bizi yendi diye. Ahmet hocam sana bir soru. Haliniz yok. Haftaya Eto yok. Abi haliniz yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yarın yazın. Yazın. Bakın yarın yazın tabelayı. Bitirin bu işi. Hocam yapma. Siz de burada, Ahmet hocama bir sorum burada. Var. Sinan Engin tarafı. Abilik bitsin. Reytingden Ahmet nasıl? Hocam. Şu şampiyonluğu bir force edelim. Ahmet hocam. Bir dakika Rasim. Şu şampiyonluğu bir force edelim. Bitirelim işi. Lig de bitsin abicim. Bırakın bakalım. Hocam olmasın. Sen malzeme şimdi. Çok, malzeme gelir. Olmaz. Malzeme çıkar. Hocam sen şimdi. Katarlı El Ahmet El Çakarsın. De? 600 milyon doları koymuşsun. El Ahmet El Muradül El Çakar. Murat da var. 2-1 alır diyor. Bak rüyalara tamam ters çıkar demiş sana. Hocam yarın Beşiktaş yendi lig biter. Bu ligin keyfi kalır mı? Bu lig ondan sonra fazla para. Ya nasıl para bir algı yapıyorsun sen ya? Ne demek bu ya? Olmaz. Şimdi Rasim Ozan'ın garip bir algı algılama metodu var. Herkesin girmeyeyim, girmeyeyim. Hakemlerimiz de. Bak Rasim. Şu gol hatırlıyor musun bir yerden bak. Cenk'in attığı gole bak. Konsol oyununda bile Mustera yan toptan. Ya yine bir yan toptan bak. Aa, bu yan toptan ön direkte. Ayarlaması. Hayır, match fixing. Match fixing ayarladı. Hayır hiç bak hiç hayır. Bak sen kültürlü şey. İnsansın. Ya, sen Allah aşkına bilgili insansın. Konsolları sihirlersin. Peki bak, kadroları sen mi girdin? Kafayla. Kadroları siz mi girdiniz? Hayır tabii canım sen giriyorsun kadroyu. Sen giriyorsun kadroyu. Kadroyu sen giriyorsun. Galatasaray en çok yan toptan kafayla gol yiyor. Evet. En çok yan toptan kafayla yiyor. Cenk'in attığı gol de enteresan geldi bana hatırlatayım dedim. Ama biz ya 1-0 bizim dedi, Sinan Engin dediği gibi Ertem'ciğim. Ama konsol, sen çok tehlikelisin. Konsol oyununa saygın var ama 1-0 bu maç için doğru değil. Bak bir 600 şey milyon dolar verilmiş. Yarınki derbiyle ilgili olarak. 600 milyon dolar verilmiş. Bir şarkı stüdyoya şarkı veriyoruz şu anda. Heyecan gerekir Ertem. Evet Çağla bak. Çağla'nın bir şarkısı var. Heyecan.
Dört. Heyecan. Heyecan gerekir. Hocam bu sesi tanıyacağım mı? 3-2 Galatasaray. Ver müziği. Nasıl bir daha yapalım? Heyecan. Ver müziği. Yerimizi, selamlarımızı çok gönderiyoruz. Metin abiye, abi. Metin Korkmaz'a sevgiler, selamlar. Çağla'ya sevgiler, selamlar. Bir baktım Çağla Hanım. Evet Çağla. Süper bir ses. Kardeşimiz harika. Ondan sonra bir baktım harika sağ tarafına. Harika. 40'lı yaşlar demeyelim. Aa, İbrahim Tatlıses'in gençliği. İbrahim sen ne arıyorsun kardeşim? Serkan Kaya. Serkan Kaya. Abi Serkan Nacık sohbet. Oğlum dedim sen İbrahim Tatlıses'in gençliğinin ışıltılarını alıyor. Çok güzel ses. O gece sürpriz iki der adam gördüm. Bir hanım. Çağla Hanım. İki Serkan. Yazın bak. Ben fazla müzik menajeri değilim. İbrahim Tatlıses'in miniğini yakaladık. Hocam, hocam, hocam ödüller hocam, alıyor Serkan zaten. Hocam Serkan Kaya'nın ödüller alıyor. Adam patladı. Hocam çok iyi anlattın. Takip et. Serkan patlamış olabilir ama benden geçecek daha doğru tip atlayacağım. Bizim Hakan Altun oradaydı kardeşim. Kurşun. Gayet güzel. Ben gördüm sesini Metin. Ulan Metin ne güzel sesi var. Harika sesi. Ben çok şaşırdım. Çağla muhteşem. Çağla'cığım büyük ses oturuyordu. Süpersin kardeşim. Böyle bir alayım dedim. Bir çay, may, bir yaptım Metin oğlum şeyde yaşardı. Ama o gün de söyledi ya, şarkı, albüm çıkaracağım doğru. Dedi senelerde. Çok güzel ses. Şeyde o, geçen sene Ersun Mersun oturdu. Çok güzel ses. Hakan Altun çıktı mı sahneye? Hakan da çıktı. Çıkmaz. Abi klip yapması lazım. Metin yaptı galiba. Görelim. Sadece büyük müzisyen değil. Görelim. Son derece şanur geliyor. Son derece iyi bir insan. İşte Tudor. The Tudor. Galatasaray Teknik Direktörü Tudor. Şu anda Galatasaray'ın Twitter hesabından mı arkadaşlar? Resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntü bu. Kendisi mi yapmış? Hayır hocam Galatasaray resmi Twitter hesabından yapmış bunu. Tudor'un kendisi Tudor, yapsın. Tudor'un Galatasaray taraftarı çok güveniyor Tudor'a. Evet. Yarın Türk Telekom Arena'da çok şeyler bekliyorlar. Kendisi de bugün bir açıklama yaptı Galatasaray TV'ye. Benim için çok özel bir gece olacak çünkü ilk tecrübesi hocam. Teknik direktör olarak ilk defa bir derbi maçına çıkıyor. O da Beşiktaş Allah, maçına denk geliyor. Allah Tudor'a, şu anda 38 yaşında bu çocuk. Hı hı. Allah ona her şeyi vermiş. Bir defa. Tipi, karizması, uzun boy, iri yapısı, kısa alnı açık kaşlar, bakışlar tip. Jön değil ama değişik bir karizma. Türk futbol tarihinde gelmiş geçmiş en karizmatik. Ya düşün, şimdi Şenol Güneş, Dik Advokat. Karizma ile alakası yok. Fatih Terim. Sıfır karizma. Fatih Terim. Yanlış anladınız. Yapma. Tanıdıktan sonra karizma. Yani bugün Fatih Terim'i al Çin'e. Çinli şöyle baksın bu ne ya der. Başka bir şey. Hocam sen yakışıklılıkla. Bak. Bir dakika. Yakışıklılıkla karizmayı karıştırıyorsun. Ben anladım hocayı. Bak düşeyi seyrettim. Hocam sen Ambar Acep hepsinden yakışıklı ya. Kim? Şarj alayım hocam. Ambar Acep hepsinden yakışıklı. Hocam, Terim yakışıklı değil ama cehaliptir yani. Allah ailesi dünyanın hangi ülkesine gidersen git koyulabilecek en güzel ismi koymuş. Herkese Igor Tudor. Hem Igor hem Tudor. Abi her tarafta yani Çinlisi de bilir, Brezilyalısı da, İsveçlisi de, Afrikalısı da. Bir de büyük futbolcuydu hocam. Igor Tudor. Evet. Tamam isim soyad mükemmel. İyi futbolcuydu. Fizik mükemmel. Kariyerini bilmesen bile bu adam Juventus'ta oynadı, Hırvatistan bir takım bu değil. Doğru. Ama tipine baktığımı yanlış anladım. Evet. Fatih Terim'i al. Evet. Çin Çençun takımının başına getir. Tanınmayan. Bakın de Çin Çençun takımının hocası bu Türk de. Bu ne ya der. Bu ne ufacık misket gibi. Tanıdıktan sonra ama Fatih Terim'i de. Şimdi bir adamı vardı hiç tanımadan karizmatik bulursun. Evet. Tanıdıktan sonra adamı Fos'ta çıkabilir evet. Tudor. Tamam mı? Tanıdıktan sonra karizmatik de olabilir. Şimdi lafı nereye getireceğim? Bir an evvel gelsin bakalım. Yani yakışıklılıkla... Sinan. Yapma hocam ya. Yarın akşam Tudor sizi yenerse... He. Beşiktaş yine şampiyon olur. Yalnız Tudor rüştünü ispat eder. Bunu kabul edin. Oley oley oley. Zaten seyircinin ve şeyin anormal bir meyili var Tudor'a. Doğru mu kardeşim? Evet. Evet. Şimdi bir advokata Fenerbahçe bakıyorum. Bir Tudor'a bakıyorum ben. Abi. Yani Allah iki tane vatandaş yaratmış. Fenerbahçe ya Tudor hocam. 70 yaşına gelince de Tudor. Hocam yalnız Tudor'da bak siz karşı çıktınız ama. Ya var he adam da. Kim çıktı? Kumaş ve Hasan değil. Sen ve Ertem bence çok doğru yorum yaptınız. Ben. Sinan Engin ve Ahmet Cemil karşı çıktı. Igor Tudor'da akıllı istikbal iş var. İstikbal var. Evet. Yani istikbal var hocam. Kesinlikle. Yani şeyi var. Hocam.
adam boyu uzun, adamın boyu uzun diye. Daha anla. Yok ya, boyu uzun değil. Apo aynı tipti abi. Doğru oğlum, ben daha yakışıklıyım. Ben daha yakışıklıyım. Apo hayır, fizik olarak. Apo 87'de kovuldu. Bir şey söyleyeceğim sana. Apo daha iyi. Abicim bak, o değil. Şimdi, o zaman Apo'yu da getirelim kardeşim. Fenerbahçe'nin başına yani. Yılmaz Duran, Yılmaz Duran karizma değil. Niye getirmiyoruz? Niye? Ha getirsinler Apo'yu da. Bu iş yakışıklı da tiplikten. Yılmaz Duran, Yılmaz Duran karizma demiyorum kardeşim. Yani Apo'yu da o zaman yani. Niye getirmiyorlar Apo'yu o zaman? Sinan, yakışıklı demiyorum kardeşim. Havası var diyor, havası var. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Güzel bir şarkı versene abi. Sadece bunun isimden dolayı değişik bakın. İsim değil. Antrenörlüğüne bakın. Antrenörlüğüne bakın. Geçmişine bakın. Yok. Ha şunu düşünebilirsiniz. Zaten çok genç abi de. Bu olacak ileride. Erdemden küçük. Şey bilir Hamza Hoca'nın. Ondan aşağı ne kalır var tipi var? Nasıl? 3 santim kısadır boyu. Hayır. Tip olarak daha yakıştı. Hamza, Hamza çok. Hamza ondan daha yakıştı. Yok yok başka. Hayır öyle değil. Hamza ondan daha yakıştı, yapmayın. Yakışıklı olmak ayrı bir şey abi ya. Değil abi. Yakışıklılıksa Türkiye'nin en karizmatik adamı Kerimcan Yılmaz'dır. Aa değil. Bir şey. Nasıl ya yakışıklılık? Yakışıklı adam Kerimcan Durmaz. Neresi yakışıklı ya? Çirkin bir adam mı Kerimcan Durmaz? Allah başka bir şey beyler Allah. Bakın sorun yakışık bir hava karizma nedir karizma? Hocam Igor Tudor'da. Karizma Sinan Engin'dir yani. Karizma benim. Türkiye'nin, bak, Türkiye'nin en yakışıklı adamı Dinçer Azapan. Tabii kesin. Dinçer Azapan. Türkiye'nin en yakışıklı adamı. Dinçer Azapan'ı Galatasaray idaresi olduğunu görmeden Allah canımı almasın. Olacak. Tabii. Onu da parçalayayım diyorsun. He burada. Onu da burada bir ince kıyım. İnce kıyım parçası. Dinçer kardeşim. Ya hocam sen mesleğini yaparken o arkadaşım o değil diye mi ayıracak mısın? Sana yakışır hocam, mı ya? Hocam affetmez. Program bitti. Ne? Yarın akşam saat 22'de. Bir dakika. Sevgili seyirciler tekrar ediyorum. Yarın akşam saat 22'de yani pazartesi akşamı Derin Erten, Futbol'da. Teşekkürüm. Derbiden hemen sonra saat 22'de evet. Sizlerle beraberiz. Dur. Sözü Abdülkerim evet. Abiyle Sinan abiye Abdülkerim bırakıyoruz. Ahmet Hoca Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ben gidiyoruz. Onlar selam faslına geçiyorlar. Instagram adresim Ertem Şener. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bana. Ertem Şener üzerinden. Ertem, Sinan sen abinin Sinan dakika, sen de gitmeden. Abdülkerim abinin de Abdülkerim Durmaz. Sen de gitmeden hocam, sen de gitmeden bir saniye. Bak beni göster. Hafta içi kendisini ziyaret ettim. Fatih Belediye Başkanımız Mustafa Demir Bey'i ziyaret ettim. Hepinize tek tek selam abi, söyledi selam, isimlerinizle. Selam, hepinize selam söyledi ve bir hayır işi için gitmiştim. Kendisi çok hayırlı bir işte bize yardım etti. Yaparım, kendisine Allah razı olsun. Beyaz Futbol ekibi ve şahsım adına, Beyaz TV adına teşekkür ediyorum. Belediyede çalışmalarınızda yakinen gördüm. İnsanlar, halk çok mutlu. Sizi neden Fatih'teki halkın, Fatih ilçesindeki bütün halkın sizi ne kadar sevdiğini daha iyi anladım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ahmet hocamın da Mustafa Demir'e selamı var. Benim de var. Ben de çok selam söylüyorum. Evet. Ve geçenlerde rüyamda Mustafa Demir'i çok farklı yerlerde gördüm. Belediye başkanı olarak iyi mi? Çok hayırlısı var. Olsun. Allah bu konuştu. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de bizi takım halinde seyreden Gazi Osman Paşa Futbol Kulübü'ne ve oyuncularına Beyaz Futbol ekibi olarak hem başarılar diliyorum hem iyi geceler, saygılar, selamlar diliyorum. Aynı şekilde Mustafa Demir Başkan'a ben de selamlarımı, iyi dostumuzdur bizim sağ olsun. Çok büyük hizmetleri de vardır. Evet, Anıl gün sürdü. Anıl gün sürdü. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun koçum. İbocuğum senin de doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Erdoğan Durmaz sana da selamlar kardeşim. Eros öpüyorum seni Ayvalık'tan Erol'sa. Kaan Ateş. Seni de öpüyorum kardeşim. Evet aynı şekilde Yılmaz Can'dan İzmir'deki Yılmaz Can Yıldız'a selam. Yılmaz Can Yıldız'a selamlar. Celal Konat Ronaldo Mevlüt'e selam demiş. Ömer Ağan seninle de karizmaları paylaşabiliriz. Metin Disburg'a çok selamlar. Metin'e çok selamlar. Disburg da burada. Aynı Musa Kılıç. Musa Kılıç. Can Yaman, Güven Yaman. Hangimiz sevmedik dizi ekibi. Ne selamlar buradan. Bizi seyrediyorlarmış. Evet. Ammo Recep. Ammo Recep'ten mesaj geldi. Ammo Recep, yaşam koçum. Benim Ammo Recep'e buradan selamlar. Bakın Ammo Recep'in resmini de göster bakayım. Ammo Recep'i Serkan'ım. İşte Ammo Recep bu adam. Gördüğünüz adam. Benim dostumdur yıllardır. Siirtli. Milliyetçi bir abimizdir. 10 numara. Ronaldo Mehmet Çiftçi'ye selamlar. Aynı şekilde. Anıl sana da söyledik. Ferit'e çok selamlar. Bolu'ya Ferit'e çok selamlar. Gökşin adam mıdır diyor. Adamdır. Gökşin adamdır demiş. Adamdır. Başka Anıl gün sürdüğü. Evet biraz da şimdi Instagram'a. Musa Kılıç'a. Evet Beykoz'a selamlar. Ege Burak. Caner Karaaslan'a buradan çok selamlar. Sertan'a, Can Kurtaran'a, Sabahattin abiye çok selamlar.
Engin Karaman'a selamlar. Çubuk Spor'a selamlar. Saygı Fatih. Oktay Karakaş Official'a selamlar. Tolgağan Toprağı'a çok selamlar. Mustafa Araz'a selamlar. Beykoz'dan Güngör Kaya'ya selamlar. Sercan Kızıl'dan. Şamo Hüsnevnov. Çok selamlar. Çocuklar sizin isimleriniz ne? Bilal Yazar. Yok, buraya gelelim. Yayındayız oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Oraya girdiğinizde selam. Bilal'e? Bilal Yazar. Bilal Yazar'a selamlar. Vural Yüce Dağ Fırkan. Vural Yüce Dağ Türkkan'a selamlar. Fatih arkada selamlar. Burada stüdyoya kardeşlerimiz geldiler. Almanya'dan geldiler için. İsviçre'den geldiler. İsviçre'ye Serdar Karay'a, Bahadır'a aynı şekilde çok selamlar İsviçre'ye. Buradan çok selamlar arkadaşlar. Dinçer Azapan'dan daha yakışıklıyım diyorlar. Dinçer senden daha yakışıklıymış bakın. Kerim Zerafet'e öpüyorum Kerim'cim seni. Kerim diyor ki 2-1 Beşiktaş kazanır diyor Kerim. Şenol Güneş Türkiye'nin en karizması diyor. Dünyada öyle bir karizma yok diyor. Kerim Karakaş'a çok selamlar. Çarşamba günü Adana'ya gereken Çinekop balık getir abi demiştir. Kadir Bahar, Aykut Aydemir, Sıdıka, Hakim Barış Yiğit'e selamlar. Orhan Sarıal'a, Kasımpaşa Orhan Sarıal. Ebu Tevhid Hollanda'ya selamlar. Berlin'den Tugay ve Cihat Güroğlu'na selamlar. Maltepeli Volkan Balay'a selamlar. Siirt'e selamlar. Hollanda Azi Alkmar'a selamlar. Almanya'dan Gökhan Tınastepe'ye selamlar. Mertcan'a selamlar. Ahmet Hoca Beyaz Futbol yorum yaptı. Selam söyler misin? Beyaz Futbol. Beyaz Futbol fana selamlar. Zeynep Baykaç, Tanju 03, Afet Afyonspor'a selamlar. Sinan abi Metin Atmaca'ya selamlar demişsin. Taner Dana, Adana'ya Taner Dana'ya selamlar. Sinan abi Antalya Kaş'tan selamlar. Avcılar Beşiktaşlara selamlar. Mirza Nefes'e. Eğer bu Beşiktaş'ta yarın bu Galatasaray'ı yenemezse Şenol Hoca, ben artık bir şey demiyorum sana. Vallahi billahi ya. Biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi Şenol Hoca. Ama Beşiktaş yarın yen de iş bitsin. Boşver reytingi falan. Bundan sonra. Mevlüt. Ya salam Mevlüt, bir huzur ver ya. Şarjı bitirdin ya. İrfan Orakçı selam, CEO CEO'su damatmış. İsim söyleyemiyoruz. Sabahattin abinin de selam varmış. Aleyküm selam. Sabahattin abiye de çok selamlar. Tarık Aksu. Eyvallah kardeşim Tarık Aksu. Ceketin çok güzel demiş. Evet. Garanti Atikop Şube'den nakit yönetmeni Deniz Akış ve Gizem Balkan Hanım'a çok selamlar söylüyoruz. Kendilerini seviyoruz. Sizi de Adana'ya bekliyoruz. Gizem Balkan, Deniz Akış ve Gizem Balkan adıma çok selamlar. Adana'ya bekliyor. İnşallah Adana'ya Hasan Sürür, Levent Kızıl, Burak Kalkavan Allah'ın izniyle bir Adana'ya diye bir düşüncemiz var çarşamba günü Allah'ın izniyle. Ferit Tütüncü aldın mı selamımızı? Ferit Tütüncü, Avukat Can, kardeşim benim, büyük avukat. Çok selamlar, öpüyorum seni. Karizma Ahmet Çakar demiş Fatih Kürbüz. Evet, Dinçer Azapan. Açtı mı yayını? Dinçer Azapan. Dinçer Azapan şu an Instagram canlı yayında. Ben de bağlanayım. Eros. Yeter Eros. Dedik ya. Van'dan Bahtiyar abi hastanede mi? Van'dan Bahtiyar abi. Hastanede bizi istiyormuş Van'da. Bütün hastalarımıza Allah şifa versin. Allah'a emanet olun. Yarın akşam görüşmek üzere. Şafak Aksakallı. Öpüyorum seni. Gültepe. Bütün Gültepe'ye, Yahya Kemal'e selamlar.